Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni pozisyonu diyerek başlayalım. Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe önce İstanbulspor'la, ardından da ligde kritik Trabzonspor maçıyla açılışı yapacak. Bu artık herkesin malum olduğu için de çok fazla uğraşmak, çok fazla konuşmak, söylemek istemiyorum. Zorlu fikstüre başlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus planları şimdiden hazırlamış. Milliyet gazetesinin haberine göre bu planlar içerisinde Ferdi Kadıoğlu ismi de ön plana çıkıyormuş. Sezon başından beri adeta Joker gibi kullanan Jesus çok memnunmuş ve yeni bir görev vermeyi düşünüyormuş. 23 yaşındaki futbolcunun yeteneklerini çok iyi bilen Portekizli çalıştırıcı genç öğrencisini orta sahada 8 gibi kullanmak istiyormuş. Ulan arkadaş, demeyeyim diyorum ama. Yani bir hazırlık maçında değişiklik yaptı, 8'e aldı diye çıkıp da bundan sonra da böyle oynatacak demek. Hani acaba diye soru sorsa mesela, acaba 8 mi oynatsa? Acaba diye. Oyunu çift yönlü oynayabilmesi etkiliymiş bu konuda. Teknik heyeti memnun ediyormuş. Aynı zamanda uzaktan şut tehdidi de varmış Ferdi'nin ve sezonun bundan sonraki kısmında sık sık 8 numarada oynaması planlanıyormuş. Bir şeyi çok merak ediyorum. Sağ bekte kim oynayacak? Solda kim oynayacak sol bekte? Hakikaten çok merak ediyorum. Ben sadece merakımdan soruyorum. Sağ bekte kim, sol bekte kim oynayacak? Ya arkadaşım, etmeyin eylemeyin. Bunlar tamamen teknik direktörün, bakın, hazırlık maçı deneme maçıdır. Deneme maçı. Hazırlık maçı deneme maçı. Ya denersin arkadaş. Sağda denersin, solda denersin, 8'de denersin, kanatta denersin. Denersin. Mesela Buruma'yı sağ bek denedi. Sol bek denedi. Bak, Buruma sol bek denendi hazırlık maçında. Şimdi ben de haber yapayım. Son dakika, Buruma'nın yeni pozisyonu. Fenerbahçe sol bek arayışlarına başladı ama Buruma'nın yükselen performansı yapıştır gitsin. Bak şu habere okeyim. Ferdi Kadıoğlu'na yeni talip, bu kez Almanya'dan. Buna okeyim. Niye? Çünkü Ferdi'nin yıldızı parlıyor mu? Parlıyor. Her geçen gün bir takımın isteği öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Almanya'dan Borussia Mönchengladbach'ın talip olduğu öğrenilmiş. Napoli'nin ardından yeni bir transfer iddiası daha gelmiş. Gelir. Daha çok iddia duyarız biz. İtalyan gazeteci Rudi Galetti, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yetenekli oyuncuyla ilgilendiğini ifade etmiş. Ferdi için Fenerbahçe'nin 15 milyon euro civarında bir bonservis belirlediğini dile getirmiş. 20 maça çıkıp 1 asist yaptı, 2 asist yaptı. Haberi doğru yapalım. Normal. Ben bu haberde önemli bir şey görmüyorum arkadaşlar. Sıradaki habere geçelim. O bomba işte. Önce bir intro. Jorge Jesus'un yeni transferi Mert Hakan. Bakın, yeni transfer Mert Hakan. Hocam ya bu muydu yeni transfer? Biz de bir şey zannediyorduk. Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu Mert Hakan yandaşı. Sanki yeni bir transfermiş gibi görüyor. Gerçekten de öyle. Bakın arkadaşlar, Galatasaray'la bir yer yarışa girildi falan filan, alındı diyor haberde ama yani Fenerbahçe'de sezonun bir başında bir de ortasında iki tane önemli sakatlık yaşadı. Yaklaşık 90 gün sahalardan uzak kaldı. Lige verilen arada ve öncesinde kendine geldi. Fizik kondisyon olarak takım seviyesini yakalamaya başladı. Hazırlık maçlarında da iyi bir performans, iyi bir grafik sergiledi. Ve kendini artık iyi hissediyor 28 yaşındaki Mert Hakan yandaş. İkinci yarıda artık daha fazla şans verecek. Şimdi az önceki habere ithafen soruyorum. Crespo, Arao, İsmail Yüksek, Zayt, Mert Hakan. Beşi varken bir de Ferdi'yi mi oturtmak istiyor ya? Bak şunu dese okeyim. Rossi'nin yerine sol kanat oynatacak. Rossi'den yeterince memnun değil. Ferdi'nin orada tehdit oluşturması, savunma katkısını da yüksek yapması. Hatta dese ki Ferdi'yle Lincoln'u arkalı önde oynatacak. Lincoln'u sol bek oynatacak. Ferdi'yi sol açık oynatacak. Maçın içerisinde de dönüşümü değişecek. Bak hiç böyle bir bilgi olmasa bile ben okeyim. Doğrudur derim. Ama etmeyin eylemeyin ya. Mert Hakan Yanaş gerçekten yeni transfer gibi. Bakın aslına bakarsanız bu
Bak Mert Hakan Yandaş, Joshua King. Bence bunlar yeni transfer gibi bir izlenim verecekler. Resmi maçlar başlasın. Daha net konuşuruz. Bu arada her resmi maçın öncesinde ve sonrasında yaptığımız canlı yayınlarda herkesi bekleriz. Kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Aynı zamanda günün gelişen bütün Fenerbahçe haberlerini, duyumlarını, olaylarını boşu boşuna sosyal medyadan toplamanıza gerek yok. Hepsi burada bir arada. Thiago Çukur, Belçika'da mutlu diyor. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edildi. Belçika 2. lig takımına kiralandı. Ve Belçika'da mutlu durumda. Arkadaşlar, Watford'dan transfer edildi. Ardından Belçika 2. lig gibi Dendra kiralandı. Tecrübe kazandırılmak için gönderildiği Dendra'da iyi bir performans sergiliyor. 14 lig maçında 2 gol atıp 3 de asist yaptı. İstediği kadar süre alıyor. Ve takımın da önemli bir parçası haline döndü. Teknik direktör Van Aker'in de Thiago'nun performansına memnun olduğu ve bir sezon daha kiralanmasını istiyormuş. Geçtiğimiz günlerde ne diyorlardı? Arda Güler için verilecek diyorlardı. Ben de burada ısrarla ve şiddetle karşı çıktım. Bu doğru değil diye. Bakalım kim bilmiş oldu. Arkadaşlar, Thiago Çukur yerinde gayet memnun. Hiçbir yere de gittiği yok. Biz de gelişimini takip ediyoruz. Zaten oraya gönderilme sebeplerinden birisi de oynama garantisiydi. Gayet de güzel bir şekilde sürdürüyor. Hiç ellemeyin. Fenerbahçe'de gündem golcü transferi. João Pedro yerine iki isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi. Neresinden başlayalım bu haberin? Bu arada ben bu haberleri veriyorum ama arkadaşlar, sonuçta haber sosyal medyadaki. Yani ben haberleri okumasını okuyorum, ancak habere ilişkin duyumumu da mutlaka belirtiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle João Pedro'nun sakatlığı sonrasında yeni bir golcü arayışına başlamış Fenerbahçe, öyle söylüyor. Aynı Fenerbahçe'den bahsediyorsak, benim bahsettiğim Fenerbahçe golcü arayışına falan başlamadı. İki yıldızla ilgileniyormuş. Masadaki sürpriz isim Halil Dervişoğlu'ymuş. İşte ayrıntılar diyor. Rayo Vallecano'yla oynanan maçta sakatlık yaşadı. Biliyoruz. Ne diyor? Futbol ağa takımı ödem. İlerleyen günlerde tetkik. Pedro'nun yerine bir transfer yapma kararı almış Fenerbahçe. Yo, almadı. Listenin ilk sırasına Luis Muriel'i eklemişiz. İkinci sıraya Abu Bakar'ı eklemişiz. Üçüncü sıraya da Halil Devrişoğlu'nu eklemişiz. 23 yaşındaki forvet Burnley formasıyla bu sezon Championship'te bir gol attı. Farklı birkaç oyuncu için de araştırmalar sürüyor demiş. Ben size Halil Dervişoğlu'na ilgili %1 milyonluk bir duyum vereyim. Halil Dervişoğlu'nu biz Hollanda'dayken Fenerbahçe'ye getirmek istedik. Aslında bir şey söyleyeyim. Tam Fenerbahçe'nin aradığı forvet, biliyor musunuz? Dalga geçeceksiniz ama tam Fenerbahçe'nin aradığı forvet. Kulübüyle de 2024'e kadar sözleşmesi var. Şu anda Burnley'de kiralık. Brentford'un futbolcusu. Ama Burnley'de kiralık. Ve bu sezon Championship'te 6 maçta bir golü var. 60 dakikada sadece. UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçta 2 gol 2 asisti var. Türk milli takımıyla. Premier Lig'de 7 dakika. FA Cup'ta 72 dakika. Toplam 499 dakika. Biz Halil Dervişoğlu'nu zamanında istedik. Bu Galatasaray'a gelmeden önce istedik. Yani Galatasaray'a gelmeden önce istedik. Bilginiz olsun. Ve Spartak Rotterdam'daydı. Halil Türkiye'de bir şehirde, yani bir şehrin vatandaşı mı diyeyim, nasıl diyeyim, yani o bir şehirli. Türkiye'den bir şehirli. Şehri dolayısıyla Fenerbahçe'yi sevmediğini ve Fenerbahçe'ye gelmek istemediğini belirtti. Evet. %100 arkadaşlar, bizzat babasıyla yapılan görüşmeden aktarıyorum bunu size. Ancak ilerleyen süreçte gitti Galatasaray'da oynadı. Pişman oldu mu? Ben onu bilmem. Onu kendi bilecek. Ama bence pişman olması lazım. Neden pişman olması lazım? Sonuç olarak bu profesyonel bir iş. Ekmeğini nereden kazanacağını bilemezsin. Sana ekmeği hangi takımın kazandıracağını bilemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesela geçtiğimiz sezon Trabzonspor şeyle top oynadı. Adana Demirspor'la. Samet Akaydın sanki maçı satmış gibi bir izlenime kapıldı insanlar. Dediler ki niye kimliğinde Trabzon yazıyor. Tamam, kesin satmıştır dediler. Aynı Samet Akaydın için şimdi 2 günde bir, 3 günde bir Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor. Dün de arkadaşlar Murat Zorlu diyor ki Samet Akaydın işi bitti. 3 milyon euroya Fenerbahçe'de. %100 diyor. Bakın ben demiyorum, o diyor.
%100. 3 milyon euroya hayırlı olsun diyor. Yani 3.8'ler, 3.5'lar, 2.8'ler, 3'ler, 3'ler, 5'ler, 300-500'ler konuşuluyor. Bakalım en sonda nereye kalacak. Portekiz Federasyonu Fernando Santos'la yollarını ayırıyor. Yerine Jesus düşünülüyor. Mourinho falan düşünülüyor demiş. Gitsinler Mourinho'yu getirsinler. Orada Arda Güler'le ilgili Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş'ın açıklaması var. %20'lik pay için Fenerbahçe'de 2,5 milyon euro artı bir oyuncu karşılığında anlaştığını söylemiş. Oyuncu tercihi için Jesus'un yönetime vereceği rapor bekleniliyormuş. Jesus'un düşünmediği isimler arasında tercih yapılacakmış. Sosyal medyada Aydın Cingöz duyumu. Gençler Birliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı demiş ki Arda Güler konusunda bir açıklama yapmam doğru değil. Bak çok güzel bir ifade bu. Yönetimimiz bu anlamda Fenerbahçe ile görüşmesini yapıyor. Kısa zamanda kendileri bu konuda açıklama yaparlar. Hani benim ne haddime diyor. Kendini bilen insan açıklaması bu. Çok güzel. Çok çok güzel. Yani daha ne olacak ya? Vitor Pereira da Flamengo ile bir yıllık kontrat imzalamış. Onu da duyurmuşlar. Yani biz bir bakıyorduk. Flamengo Jesus'u istiyor. Uğraş babam uğraş. Aman oraya gitmesin diye dualar eden taraftarımız vardı. Sonra şimdi Portekiz milli takımı ortaya atıldı. Sonra Brezilya milli takımı ortaya atıldı. Yani tuhaf ya. O kadar tuhaf ki. Gerçekten o kadar tuhaf ki. Başka bir şey demeye gerek yok herhalde ya. Başka şu tutkunat Ömer Faruk Beyaz'ın ara transfer döneminde kiralanması için yeni kulüp arandığını ve bunun için görüşmeler yapıldığını açıklamış. Sezon başında Magdeburg'a kiralandı Ömer Faruk. 4 maçta 69 dakika sahada kalıp devre arası olmadan sözleşmesi feshedildi. Hocam Fenerbahçe'yi bırakanlar hep kaybetmiştir diyoruz. Acaba Ömer Faruk bundan dolayı mı kaybetti? Ömer Faruk yanlış yönlendirmeden kaybetti. Bak Ömer Faruk da Arda Güler gibi yetenekli bir oyuncu. Bugün Fenerbahçe'ye dönse ister misin? Kesinlikle isterim. Dünyayı da karşıma alır isterim. Bak dünyayı da karşıma alır isterim. O kadar net söylüyorum. Ama gitme sürecinde o kadar kendini yanıltan var ki. O kadar yanıltan var ki. Bunun benzerini biz şeyde yaşıyoruz. Okulda yaşıyoruz. Ya da günlük hayatta yaşıyoruz. Arkadaşlar bakın. Mesela birçoğunuz bunu biliyorsunuz. İşte öğretmenler şikayet ediliyor. Saçma sapan konulardan, mevzulardan. Öğretmenler bunun peşine düşmüyorlar. Birçok öğretmen bilmez mesela. 657 sayılı devlet memuru kanununda 124. madde var. Memurun korunması. Herhangi bir öğretmen şikayet ettiğiniz zaman bu şeyi kullanarak size dava açabilir ve %90 ihtimalle de kazanabilir. %90 diyorum. Yani %100 de kazanabilir ama en kötü %90 ihtimalle. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Birçok kişi bunu bilmez günlük hayatta. Bilmez. Bilmediği için de bunu yapar. Şimdi Ömer Faruk Beyaz'ın olayında da bak bunu günlük hayatta birçok kişi bilmez ama millet milleti yönlendirir. Yönlendirmek de suçtur arkadaşlar. Yani insanları yönlendirmek de suçtur. Bilginiz olsun bu şekilde yönlendirmek. Siz avukat değilsiniz. Mesela altın, euro, döviz artacak azalacak falan filan diyemez kimse. Bu da suçtur. Borsa hisseleriyle ilgili artacak azalacak diyemezsiniz. Suçtur bu. Bak ben size günlük hayatla ilgili birçok şey vereyim. Birçok avukat arkadaşım oldu sağ olsun bu kanalın sayesinde ve günlük hayatta tanıdım. Birçok muhabbete giriyor. Bunlar suç arkadaşlar. Elinizde yetkili bir, yani yetkiniz olmadığı için bunları konuşmanız suç. Manipüle etmek. İnsanı yanlış yönlendirmek suç. Gerçekten diyorum suç. Başınıza iş alırsınız. Hocam yeni sosyal medya yasası falan o bambaşka bir şey. O daha bir değişik bir şey. O çok daha değişik bir şey. Onda da şöyle mesela golvar.com bardağı benim elimdeki. Diyorsunuz ki golvar.com bardaklarında virüs çıkmış. Paylaşıyorsunuz. Ya zaten Kur'an-ı Kerim size uyarıda bulunuyor. Bir fasık size haber verdiği zaman doğruluğunu araştırmadan paylaşmayın diye. Kişiye duyduğunu direkt aktarmak yalan olarak, haram olarak yeter diye hadiste var. Ama dinlemiyorsunuz. Hemen paylaşalım. Niye 3 tane beğeni gelsin, 5 tane beğeni gelsin? Yeni sosyal medya yasası bunu öngörüyor işte. 3 tane beğeniye, 5 tane beğeniye geleceğinizi karartmayın diyor. Ya toplumsal küçük olaylarda bir şey olmaz ama büyük olaylarda sıkıntı yaşarsınız. Misal son günlerde yaşadığımız bazı hadiseler mevcut. O yüzden çenenizi kapatın. Bırakın haber ajansları haberlerini yapsın. Size ne?
Burada da Ömer Faruk'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ömer Faruk'u yönlendiren kişiler çocuğun hayatıyla oynadı. Hayatıyla oynadı. Hayatım böyle 10 numara forma giymem. 10 numara da hakikaten 10 numara formayı giyemez oldu çocuk. Ben ama gelsin isterim. Açık söyleyeyim. Real Madrid Kim Min-jae'nin 45 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmaya hazırlanıyor diye sosyal medyada haber paylaşmışlar. Biz dedik, ben dedim, siz dediniz. Her takıma gitse gider dedik. Yok Nelson gider dediler. Yok bilmem neydi o kasap Marcao gider dediler. Gördük gittiği takımları. Küme düşmemeyi oynuyorlar. Son olarak da Torino İtalyan pasaportu bulunan Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor demiş. Arkadaşlarım, daha 2 gün oldu. Vicdansız arkadaşım, Tutto Sport yapmış haberi. 2 gün oldu, 2 gün. 2 gün önce dedim ben bunu. Dedim ki bak bu adamın İtalyan pasaportu var. İtalyan takımları çöker. Çok haber bekleyin diye. Hakikaten de öyle oldu ya. Hakikaten de öyle oldu. Ya arkadaş ya. Ben şunu söyleyeyim. Rossi sizin çöplediğiniz kadar kötü bir futbolcu değil. Benim yere göğe sığdıramadığım kadar da iyi bir futbolcu değil. Ne siz haklısınız ne ben haklıyım. Şimdi anlaşıyoruz değil mi? Şimdi buna da herhalde itiraz etmesiniz. Ne siz haklısınız ne ben haklıyım. Ancak sizin beklediğiniz kadar az bir fiyata da gitmez. Benim beklediğim kadar yüksek bir fiyata da gitmez. Yine hepimiz haklıyız. İnşallah benim beklediğim yüksek fiyata doğru gider. Ben haklı yine çıkmamış olayım ama Fenerbahçe kazansın. Kabul müsünüz? Kabul. İşte o yüzden sizleri seviyorum. Birçok kişi de beni bu yüzden seviyordur. Amacımın, niyetimin, Fenerbahçe menfaatleri olduğunu anlıyorsunuz. Zaten üstüme başıma bir bakın ya. Ya Feneryum tişörtlerini tanıtmaktan videoya giriş yapamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Feneryum tişörtlerini tanıtmaktan videoya giriş yapamıyorum. Sevgili arkadaşlar, uzun lafın kısası, bu videoyu küçük bir toparlamam gerekirse Ferdi aynı yerinde devam edecek. 8'e falan alma durumu yok. Rossi için tekliflere hazır olun. Beklediğimiz bir teklif var. 9 artı 12 milyon euro artı opsiyon diyeyim ben. Ama hala gelmedi o teklif resmi. Thiago Çukur orada devam edecek. Mert Hakan Yandaş gerçekten yeni transfer gibi oldu. Samet Akaydın kesin bizde diyor. %100 bizde diyor. Yani %100 bizde diyor Murat Zorlu. Hayırlı olsun. Mert Hakan Yandaş da yeni transfer. O da %100 bizde. Milli takıma da artık seçilir. Oynamaya başladıktan sonra. Hayırlı olsun, iki tane transfer yaptık. Bak iki tane Türk transfer yaptık. Cao Pedro. Arkadaşlar Pedro ile ilgili yalvarırım resmi açıklamayı bekleyin. Yani onun yerine futbolcu bakılıyor şöyle böyle. Bir bakmışsınız kimse alınmıyor yerine. Serdar Dursun'a devam ediliyor belki. Belki de kimseye gerek yok. Halil Devrişoğlu yansın da Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğine yansın. Ama ben inanıyorum, eğer Halil Devrişoğlu Fenerbahçe Halil Devrişoğlu'nu transfer ederse çok büyük bir transfer yapmış olur. Halil aslına bakarsanız eğer kafasındaki mantığı kenara atıp futbol oynamaya odaklanırsa tam futbol oynayıp yıldızlaşacağı, belki de müthiş bir sıçrama yapacağı kulübe gelmiş olur, benden söylemesi. Ama yine bir şey demiyorum. Onun da mesela babası yanlış yönlendirdi bence. Galatasaray sürecinden önce. Bir şey diyemem. Ama babası eğer ya da kendi eğer düşünerek hareket ederse, Fenerbahçe herhangi bir teklifte bulunursa ki şu an için yok, hemen kabul etmesi lazım. Harbi söylüyorum. Bak mesela bir şey söyleyeyim. Ben size haftalar önce ne dedim? Trabzonspor'da azıcık akıl olsa Hüseyin Türkmen'i verir Adana Demirspor'a, Samet Akaydın'ı alır. Samet Akaydın Trabzonspor'u şaha kaldırır dedim. Bakın yalansa yalan diyeyim. Hüseyin Türkmen de Adana Demirspor'u şaha kaldırır dedim. Sözümün arkasındayım. 2. Fenerbahçe eğer kafayı çalıştırırsa Samet Akaydın'ı alırken para değil futbolcu versin. Nazım'ın bonservisi sizin olsun desin. 1. Buruma ikinci dönem sizde oynasın desin. Parasını yine biz verelim desin. 2. Lemos da sizde oynasın desin. Zaten 6 ay sözleşmesi kaldı. Siz alın desin. Gidin anlaşın desin. 3. Bir taşta 3 tane kuş vurmuş olursa Fenerbahçe 100 yılın en karlı takımı olur. En karlı takımına dönüşür. Düşünsene bak. Buruma orada kendine gelir. Harbi diyorum gelir.
O Galatasaray çetesiyle birlikte kendine gelir. Nazım da bence kendine gelir. Hocam biz bonservisine verelim diyorsun. E verelim. Yıllık ücret vereceğini oraya vermiş ol. İki. Lemos 6 ay 6 aydır arkadaşlar. Yılda 700 bin euro alsa 350 bin euro. 350 bin euro kötü para mı? Kötü para mı? Yaklaşık 7 milyon TL yapıyor. Haberiniz var mı? 7 milyon TL yapıyor. Kötü para mı? Al 3 tane futbolcu. 3 futbolcu gönderdin. Bir tanesini aldın. Eğer Bruma'nın sözleşmesi bir de 4 milyonu alır maddesi varsa inanın o 4'ü hak eder orada. İkinci dönemde gerçekten hak eder. Cevap Pedro konusunda dediğim gibi ben gitmez diyorum. Serdar Dursun'da kalır diyorum ama resmi açıklamayı bekleyelim. Siz de ben de. Muriel, Abu Bakar. Beklemeyin. Ömer Faruk için bir girişim var da demem yok da demem. Eğer var dersem yalan söylemiş olurum. Yok dersem duyumumu gizlemiş olurum. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.